Merhaba arkadaşlar. Aktif AYT fizik kitabının 9. ünitesine geldik. Harmonik hareket konusunu yapacağız. Harmonik hareket konusunun çok kısa bir konu anlatımı, lazım olacak kadar konu anlatımı var. Onu yapacağım. Ondan sonra örneklerine başlayacağız. Örnekleri yaptıkça yine konusuna devam edeceğiz. Şimdi bir kere harmonik hareketi kimler yapıyor arkadaşlar? 1. Basit sarkaç yapıyor. İpli olan basit sarkaç. Bakın. L uzunluklu bir ipe M kütleli bir cisim bağlıyoruz. Bir de yay sarkacı yapıyor. M kütleli bir cismi yaya bağlıyoruz. Yay sabiti K olan bir yaya bağlıyoruz. Ve ne yapıyor? Salınım ve titreşim hareketleri yapıyorlar. Bunların gidip gelme süresine periyot deniyor. Mesela bir cismi çekiyoruz K'ya kadar. O KOL arasında gidip gelme hareketi yapıyor arkadaşlar. Aynısı basit sarkaçta da var. K'ya kadar çekiyoruz. O K ve OL arasında gidip gelme hareketi yapıyor. İlk kavramımız periyot kavramı. K'dan O'ya gidiyor. O'dan N'ye gidiyor. Bir de dönüyor arkadaşlar. İşte bu bir salınım için geçen süreye periyot deniyor. Periyodun tanımı neymiş? T ile gösteriliyor. Bir salınım için geçen süre. K'dan O'ya mesela T bölü 4 sürede gidiyor. O'dan E'ye de T bölü 4. T bölü 4, T bölü 4, T bölü 4, T bölü 4. Periyodun dörtte birinde gidip geliyor. Ama burayı dörde bölersek arkadaşlar bakın. K, N, O, M, L diye dörde bölersek bu sefer gidip gelme süresi yine periyotta toplam T ama K'dan N'ye çok daha uzun sürede gidiyor. 2 saniyede gidiyor mesela. N'den O'ya 1 saniyede gidiyor. Çünkü hızlanıyor ortaya doğru gittikçe. Köşeleri daha uzun sürede gidiyor. Ortaları daha hızlı sürede gidiyor. 2, 1, 1, 2 diye geçiyor arkadaşlar bunlar. 2, 1, 1, 2. Yani toplam periyodu 12 saniye derseniz K'dan N'ye 2, 1 ve bunun katları 2T, T, T, 2T diye gidiyor. Ve sarkaçın periyodu arkadaşlar, basit sarkaçın periyodu bakın kırmızı ile yazıyorum. 2 pi L bölü G. Yani ipin boyuna ve yer çekim eğmesine bağlı. Y ise 2 pi M bölü K diyoruz. Kütle ve yay sabitine bağlıdır diyoruz. 2 pi L bölü G, 2 pi M bölü K. Tolga ve tam ektir diyoruz. Şimdi ilk bilgiler bunlar. İkinci bilgiler ise şunlar. Şimdi arkadaşlar bir yayı sıkıştırıp bırakıyoruz veya çekip bırakıyoruz. Bu ne kadar sıkıştırdığımız önemli. R kadar mı sıkıştırdık? İşte bu R'ye genlik deniyor arkadaşlar. Ne deniyormuş? Genlik. Maksimum sıkışma veya uzama miktarı. Diyoruz ki köşelerde duruyor, ortadan maksimum hızla geçiyor, köşelerde yine ne yapıyor? Duruyor. Bu konudaki kuvvet arkadaşlar, geri çağırıcı kuvvet. Sağdayken sistem geri gelmek istiyor. Cisme sola doğru bir kuvvet etki ediyor. Soldayken de sağa doğru gitmek istiyor. Hep ortaya doğru gitmek ister arkadaşlar. Kuvvet hep merkeze doğrudur. Ortaya geldiğinde de kuvvet yoktur. Sağdayken sola doğru gelmek istiyor. İvme eksi yöndedir. Soldayken de sağa doğru gitmek istiyor. İvme ne tarafa doğrudur? Artı yöndedir. Ortaya geldiğinde ise ivme nedir? Sıfırdır diyoruz. Mesela N noktası olsun bir tane arkadaşlar. Bu N noktasının ortaya uzaklığına x deniyor. Herhangi bir uzanlık demek yani. Herhangi bir uzanlık. Demek ki x neymiş? Herhangi bir uzanlık. Şimdi arkadaşlar maksimum hızı veren formül nedir? Omega çarpı r'dir. Maksimum ivmeyi veren formül nedir? Omega kare çarpı n'dir. R'dir. Herhangi bir hızı veren formül nedir? Mesela n'den geçerken ki hızı veren formül nedir? Omega çarpı enerjiden çıkıyor bu. R kare eksi x kare. N'deyken ivmesini veren formül ise omega kare çarpı x'tir diyoruz. Bakın herhangi bir ivme, herhangi bir hız, maksimum hız, maksimum ivme. Bu dört tane formülü bildik mi konuyu bitirmiş oluyoruz. Bu konuda ivme değişken arkadaşlar. Ne kadar sıkışırsa, bakın F eşittir KX, o kadar çok kuvvet oluşuyor yayda.
Dolayısıyla kuvvet de uzanımla doğru orantılıdır. Omega kare çarpı x buradan geliyor. X kadar sıkıştığında ivme a oluyorsa 2x de ivme 2a oluyor. 3x de ivme 3a oluyor diyoruz. Ve arkadaşlar harmonik hareket denklemi, uzanım denklemi sinüs denklemidir. Çünkü ivme değişken. İvme değişken olduğu için uzanım denklemi x eşittir r sinüs omega t ile bulunuyor diyoruz. Buradan her şeyi çıkartıyoruz. Bakın x eşittir r sinüs omega t. Omega burada, r burada. Böyle bir denklem verirse bu formülde bize verilen şeyler r sinüs omega t ile bulunuyor. Arkadaşlar bu iki tane sayfayla bütün hepsini çözüyoruz. Bütün soruları çözüyoruz. Ama birinci sayfa yeter. Bakın bu ikinci sayfa lüks bile. Yani çok fazla bile bilgi var burada. Birinci sayfa yeterdi. Şimdi örneklere başlayalım. Birinci örnekle başlıyoruz. Birinci örnek şu. K'dan O'ya 0,3 saniyede geliyor diyor. Şimdi ne demiştik? K'dan O'ya ve O'dan N'ye 0,3 saniyede geliyorsa bir de dönüşü var bunun. 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Tekrar K'ya gelene kadar arkadaşlar periyot 1,2 saniye olur. Peki periyot neydi? 2 pi L bölü G. Bakın. Pi yerine 3 yazıyoruz. İpin boyunu bilmiyoruz. G yerine 10 yazıyoruz. L bölü 10'un karekökü 1,2 bölü 6, 1 bölü 5 yapar. Her iki tarafın karesini alırsanız 1 bölü 25 yapar. L uzunluğu 10 bölü 25. Yani 40 bölü 100, 0,4 metre olarak bulunmuş olur diyoruz. İpin uzunluğunu bulmuş olduk. Tolga arkadaşlar, periyot neymiş demek ki? Bakın, 2 pi L bölü G. Yay formülü neydi? 2 pi M bölü K'dır diyoruz. İlk örneğimizi çözmüş olduk. İkinci örneğe geçelim. Bakın, K'dan O'ya gelene kadar diyor. İpin boyu 4 L'ymiş. O'dan çiviye takılıyor arkadaşlar. 3 L kadarlık kısmı. L kadarlık yola devam ediyor. Şimdi ipin boyu 4 L iken ipin boyu birden L'ye düşüyor arkadaşlar. Kök 4 bakın. Kök 4'e ve kök 1. İpin boyu 1'miş. Kök 4'e 2 saniye 2T diyecek olursak kök 1'e T süre deriz. Dolayısıyla K'dan O'ya 1 saniyede geliyorsa yani 2T'ye 1 saniye demiş. O zaman O'dan N'ye yarım saniyede gider diyoruz. Bir de dönüşü var. Bakın K'dan O'ya gitti 1 saniyede. O'dan N'ye gitti 0,5. 1,5 saniyede gitti. 1,5 saniyede de döndü. Demek ki toplam periyot kaç saniyemiş diyoruz. 3 saniyemiş diyoruz. Üçüncü soru. Şimdi ilk önce periyodunu bulacağız. Sonra K'dan O'ya gelme süresine bakacağız arkadaşlar. Periyot nasıl bulunuyordu? 2 pi m bölü k. Pi yerine 3 yazıyoruz. Kütle yerine 1. Yay sabiti yerine 25 yazıyoruz. 1 bölü 25 çıkar. Periyot 1,2 saniye çıktı. Bakın 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Periyot 1,2 saniye ise K'dan O'ya 0,3. O'dan N'ye 0,3. L'den O'ya 0,3. O'dan K'ya 0,3. Demek ki K'dan O'ya kaç saniyede geliyor? 0,3 saniyede geliyor diyoruz. Bunu da yapmış olduk. Şimdi yayların birbirine bağlanması var. Bakın. Yayları seri bağlıyorsak 1 bölü K, 1 bölü K yapıyoruz arkadaşlar. Eşdeğer yay sabiti. 1 bölü K, 1 bölü K. 2 bölü K ile bulunuyor. Ters çevirirseniz eşdeğer yay sabiti K bölü 2 oldu. Paralel bağlarsak eşdeğer yay sabiti topluyoruz arkadaşlar. K ile K'yı topluyoruz. Kaç K oldu? 2K oldu. Şimdi getirip yerine yazıyoruz. T1 bölü T2'de. Bakın birincisini yazıyorum. 2 pi m bölü k bölü 2. İkincisini de 2 pi m bölü 2K yazıyoruz. 2 pi'ler gitti. Her şeyi kök içine atıyorum. Yukarıda 2 m bölü k var. Aşağıda da 2 k bölü m'yi atarsam kök 4'ten cevap 2 olarak bulunmuş olur. Demek ki T1 T2'nin kaç katıymış? 2 katıymış diyoruz. Şimdi K ile arasında harmonik hareket yapan cisim K'dan N'ye 2 saniyede geliyormuş arkadaşlar bakın. Diyoruz ki K'dan N'ye 2 saniyede geliyorsa
N'den O'ya daha çabuk geliyor. Bir saniyede geliyor. O'dan M'ye de bir saniyede geliyor. Ama M'den N'ye arkadaşlar daha uzun sürede geliyor. Kenarlara doğru gittikçe yavaşlıyor duruyor. Yavaşlıyor duruyor. Ortadan hızlı geçiyor. Dolayısıyla bakın K'dan N'ye 2 saniyede geliyorsa N'den D'ye 4 saniyede gelir diyoruz. 6 saniyede gelmez yani. Altıncı örnek. Şimdi ilk önce bunların periyotlarını bulalım arkadaşlar. Bakın 2M bölü K, M bölü 2K. Periyotlarını bir köşede bulalım. Bir tanesinin periyodu 2pi, 2M bölü K üsttekinin. Alttakinin ise 2pi, 1M bölü 2K'ymış. 2pi'ler gider. Karekök içine atarsanız bunları, ters çevirip de çarparsanız periyotlar oranı 2T'ye T çıkar arkadaşlar. Bakın yukarıdakine 2T diyoruz. Aşağıdakine T diyoruz. Şimdi böyle 4'e bölmelilerde arkadaşlar periyodu 12 saniye diyelim. 2T'ye de 24 saniye diyelim. Ve parçalayalım bakın. Nasıl bölünüyor 12? Ne dedik? 2, 1, 1, 2 diye gidiyor. 24'ü de bunun tam 2 katı bu verelim. 4, 2, 2 ve 4 olarak verelim. Şimdi bakın üstteki 4 saniye gittiğinde K'dan N'ye geliyor arkadaşlar. Alttaki 4 saniye geldiğinde 2, 1, 1, 2 o da L'ye geliyor. İkisi de L'ye 4 saniyede geliyor gördüğünüz gibi. Birisi K'dan L'ye 4 saniyede geliyor. Birisi de T'den L'ye 4 saniyede geliyor. Demek ki ilk kez nerede karşılaşacaklar diyoruz. L'de karşılaşacaklar diyoruz. Periyotlarını ne yaptık? 12'ye 24 verdik. Üsttekine 24 saniye, alttakine 12 saniye verdik. 24'ü 4, 2, 2, 4 diye böldük. 12'yi de 2, 1, 1, 2 diye böldük. Birisi soldan başladı, birisi sağdan başladı dedik. Zor sorudur arkadaşlar bu soru. Geldik 7'ye. Bakın sinüs denklemi. Neymiş? Formülü yazıyoruz. X eşittir R sinüs omega t. Orijinali bu. X eşittir 10 sinüs pi bölü 6 t. R kaç çıktı arkadaşlar? Bakın 10. 10 santim etti. Omega kaç çıktı? Pi bölü 6. Pi de 3 alın diyor. Yani 3 bölü 6'dan 1 bölü 2. Genliği bulduk 10 santimette. Zaten denklemde yazıyor. Maksimum hız nasıl bulunuyor dedik arkadaşlar. Omega çarpı R. 1 bölü 2 çarpı 10. Maksimum ivme nasıl bulunuyor dedik. Omega kare çarpı R. Yani 1 bölü 2'nin karesi çarpı 10'dan 10 bölü 4, 5 bölü 2 santimetre bölü saniye kare olarak bulunmuş olur. Bunu da yapmış olduk. Geldik 8'e bakın. Akıyor. Diyor ki cismin maksimumumuzu kaçtır? İlk önce periyodunu buluyoruz. 2 pi m bölü k. Pi 3 alalım. Kütlesi 1. Yay sabiti 25. 25 dışarı çıkarsa periyot 1,2 çıktı. Bulduk mu bulduk. Sonra omega'yı buluyoruz. 2 pi bölü periyottan. Pi'yi yine 3 alıyoruz. Periyodu 1,2 ise omega'yı 5 bulduk. Şimdi maksimum hız neydi arkadaşlar? Omega çarpı genlik. Omegası 5. Genliğin de burada 5 santim olduğunu görüyoruz. Çarparsak o zaman 25 santimetre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz. Bu kadar bakın. Periyodu buluyoruz. Açısal hızı buluyoruz. Omega çarpı R yapıyoruz. Maksimumumuz bu. Diyor ki maksimumumuzu kaçtır? Bakın periyodu 12 saniyeymiş. Periyodu 12 saniye ise hemen omegasını buluyorsunuz. Omega 2 pi bölü periyottur. 2 çarpı 3 bölü 12. Omegası kaçmış? 1 bölü 2. Gelelim maksimumumuzuna. Omega çarpı genlik diyoruz. Bakın genliği olmuş. R 10. 1 bölü 2 çarpı 10'dan 5 yaptı maksimum hızı. N noktasından geçerken hızı nedir diyor. Arkadaşlar herhangi bir hızı veren formül şu. Omega çarpı R kare eksi x kare diyoruz. Omegası 1 bölü 2. Kök içinde bakın R'nin karesinden 10'un karesinden 8'in karesini çıkartıyoruz. 6 kaldı. 6 bölü 2'den 3 metre bölü saniye çıktı. Herhangi bir ivmesi ise N noktasındaki ivmesi ise N noktasındaki hızı 3. Omega kare çarpı x ile bulunuyor. Yani 1 bölü 2'nin karesi çarpı ne kadar uzaktaymış? 8. Bakın 2,
santimetre bölü saniye kare olarak bulunmuş olduk. Hep formül. Maksimumumuz herhangi bir hız, herhangi bir ivme. Dört tane formül bilirsek bütün konuyu biliyoruz arkadaşlar. Maksimumumuz herhangi bir hız, herhangi bir ivme. Şimdi buna bakalım. B ve N noktalarındaki diyor. Hızlarının büyüklüğü. Herhangi bir hızın formülü neydi? Omega çarpı R kare eksi X kare. Arkadaşlar şimdi VM bölü VN'ye bakıyoruz. Diyoruz ki omega aynı zaten ikisinde de. Şimdi M'nin uzaklığı 30 santim görüyorsunuz. Yani genliğin karesinden, 50'nin karesinden 30'un karesini çıkartıyoruz. N'de ise 40 santim ötedeymiş. X yerine 40 yazıyoruz. 50'nin karesinden 40'ın karesini çıkartıyoruz. Ne kadar yukarıda? Bakın 50'nin karesinden 30'un karesini çıkarsanız 40 kaldı. 50'nin karesinden 40'ın karesini çıkartırsanız 30 kaldı. 4 bölü 3'müş. Gelelim ivmelere. İvme daha kolay arkadaşlar. İvme uzaklıkla doğru orantılı. Formül şu. Ama vektörel sormuş. Şimdi arkadaşlar. İvme şöyle bulunuyor. Bakın N'deki ivmesinin M'deki ivmesine oranını soruyor bize. N'deki ivmesi sola doğrudur diyoruz. M'deki ivmesi ise sağa doğrudur. Yani N'deki ivmesini eksi alacağız. M'deki ivmesini artı alacağız. Hep merkeze doğrudur diyoruz. M'deki ivmesini ne yapacakmışız? Artı alacağız. M noktasında ivmesi artı. Şimdi ivmenin formülü şu. Omega kare çarpı uzaklık. Bakın N noktasının uzaklığı 40 santim. M noktasının uzaklığı 30 santim diyoruz. Omega kare çarpı x formülünü kullanıyoruz. Yani cevap eksi 4 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor dedik. N noktasındaki ivmesinin M noktasındaki ivmesinin oranı eksi 4 bölü 3'müş. M'deki de N'ye 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Geldik 11. soruya. Bakın P'deki ivmesinin S'deki ivmesine oranını soruyor. Şimdi bir kere kafadan şunu bileceğiz arkadaşlar. P ne tarafta? Sol tarafta. Orada ivme artı yöndedir. S ne tarafta? Sağ tarafta. İvme eksi yöndedir diyoruz. Ve formül şu. Omega kare çarpı x. P noktası ne kadar uzakta? X kadar uzakta. S noktası ne kadar ortaya? 2x kadar uzakta. Omega kare çarpı 2x. Demek ki cevap eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar uzaklaştıkça ivme ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Uzaklaştıkça ivme artıyor. Bakın O'da ivme 0. Yazalım. O'daki ivme 0. R'de A, S'de 2A, L'de 3A diye gidiyor. A, 2A, 3A. Ama bileceğimiz şey şu. Soldayken sağa doğru, sağdayken sola doğrudur ivmeler. Bakın. NO ve OM uzaklıkları oranı kaçtır diyor. KN ve NO arasını 3T sürede, OM arasını 2T, ML arasını 4T sürede alıyor arkadaşlar. NO'nun OM'ye oranı kaçtır diyor. Şimdi bunu silecek yöntemiyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane silecek çiziyoruz şöyle. Şöyle. O noktasından K noktasına kadar bir silecek çiziyoruz. Sileceğin ucu çembersel hareket yapıyor arkadaşlar. Diyoruz ki N'nin hizasından geçene kadar silecek. Ne kadar süre geçmiş? 3T. Sonra yine 3T'ye geçmiş. Sonra M'nin hizasından geçene kadar arkadaşlar. 2T geçmiş, M'den L'ye de 4T'ye de gelmiş diyoruz. Şimdi eğer burası 3T, 3T ise eşit sürelerde taradıysa bu açılar 45-45'tir arkadaşlar. 2T'ye 4T ise o zaman 92'ye bölüyorum, 3'e bölüyorum, 30'a 60 derecede. 2T'yi 30 derecede tarıyorsa 4T'ye de 60 derece tarar diyoruz. Sonra bakın sileceğin ucuna mesela ne diyelim? Sileceğin ucuna kök 2 birim diyelim. Sileceğin uzunluğu kök 2 santimetre olsun. O zaman 45'in karşısı kök 2 K ise K ve K olarak bulunmuş olur. Yani ON uzaklığı K kadarmış. ON uzaklığına K kadar dedik. Şimdi OM uzaklığını buluyoruz. Bakın 90'ın karşısı kök 2 ise 30'un karşısı kök 2 bölü 2'dir diyoruz.
O da kök 2 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Demek ki NO bölü OM oranı kök 2 olarak bulunmuş olur diyoruz. 2 bölü kök 2 ne yapar? Kök 2 olarak bulunmuş olur. Silecek yöntemiyle yaptık arkadaşlar bu soruyu. Geldik 13'e. Bakın şimdi yorum yaptırıyor bize. Harmonik hareket KOL yerine daha uzun bir yerde yaptırılırsa, yani genlik arttırılırsa arkadaşlar nasıl değişir diyor. Şimdi bir kere maksimum ivmesi periyodu K'dan geçerken ivmesi nasıl değişir? Şimdi bir kere periyot 2 pi m bölü K arkadaşlar. Bakın periyot değişmiyor. Genliğe bağlı değildir diyoruz. Periyot değişmez. Maksimum ivme. Ha, ama maksimum ivmenin formülü şu. Omega kare çarpı R. Arkadaşlar genlik artarsa maksimum ivme artar. Çünkü periyot değişmeyince omega değişmiyor. Bakın 2 pi bölü periyot. Periyot değişmiyorsa omega değişmiyor ama genlik arttığı için maksimum ivme artıyor. Peki K'daki ivme, arkadaşlar K'daki ivme omega kare çarpı K'nın ortaya uzaklığı ne kadar? X kadar mesela, R kadar. Ha. Bu X aynı X olduğu için K'daki ivme de değişmez. Yani ortaya uzaklığı ne kadarmış? R kadarmış. K'nın uzaklığı değişmediği için K'daki ivme de değişmez diyoruz. Şimdi asansör yukarı doğru hızlanan hareket yaparsa T1, T2 nasıl değişir? Arkadaşlar asansör yukarı doğru hızlanan hareket yaparsa bu asansör içindeki cisme ters tarafa doğru bir eylemsizlik etki ediyor. Yerçekimi ivmesi G ise artık G artı A olarak kabul ediyoruz. Periyot şöyle bulunuyor. 2 pi L bölü G artı A'dan bulunuyor. Yani payda artıyor. T1 azalacaktır diyoruz. Ama T2 değişmez. Çünkü T2 2 pi M bölü K'dır. Yerçekimi ivmesine, asansörün ivmesine bağlı değildir diyoruz. Neymiş? Asansör yukarı doğru hızlanırsa asansöre ters yönde bir çekim ivmesi etki ediyor. Çekim ivmesinin ekstra asansörün ivmesi etki ediyor. G artı A, payda artıyor, T1 azalıyor. Şimdi arkadaşlar çekim ivmesinin formülü şu. Bakın bundan sonra formüller, her soruda formülü vereceğim. Çekim ivmesinin formülü G çarpı M bölü R karedir diyoruz. Şimdi çekim ivmelerini bulalım. Bu formülü bileceksiniz. G sabit, gezegenin kütlesi M, yarıçapı R kare. Diğeri ise bakın 8M bölü 2R'nin karesi. 8 bölü 4 2 yapar. Demek ki çekim ivmeleri oranı 1 bölü 2'ymiş. Bunu biliyoruz artık. Çekim ivmesi neymiş? Kenara yazalım. G çarpı gezegenin kütlesinin karesine oranı diyoruz. He, öz kütle veriyorsa, bakın gezegenin öz kütlesini veriyorsa, burada bir Kadir diye bir pratik var. D öz kütlesi, bakın. K sabit, ikisi içinde sabit. K, D öz kütleleri R yarıçaplı. 2D öz kütleleri 2R yarıçaplı. Demek ki çekim ivmeleri kaçmış? 1 bölü 4'müş. İkinci çekim ivmesi formülü de Kadir'miş, Kader'miş. Bunu da öğrendik. Şimdi arkadaşlar, gezegenin KRM noktalarındaki çekim ivmeleri nasıl bulunuyor? Şimdi gezegen yüzeyindeki çekim ivmesi maksimumdur arkadaşlar. Bakın GM bölü R kare. L'de ise G çarpı M bölü 2R'nin karesi. M'de ise G çarpı ne kadar uzakta merkezden 3R kadar. GM bölü 3R'nin karesi diyoruz. Yani K'daki çekim ivmesi G ise L'deki G bölü 4, M'deki G bölü 9 olarak bulunmuş olur diyoruz. Şuna bakalım. Şimdi K ve L noktalarındaki yüzeyindeki ve M noktasında ve dışındaki N noktasındaki çekim ivmeleri arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Diyoruz ki dünyanın merkezinde çekim yoktur. Dünyanın yüzeyinde çekim ivmesi G kadarsa N noktasındaki çekim ivmesi biraz önce yaptığımız gibi GM bölü 2R'nin karesidir diyoruz. Yani G bölü 4'tür. M noktasındaki çekim ivmesi şöyle bulunuyor yüzeydeki. GM bölü
R kareden. GM bölü 2R'nin karesi o zaman G bölü 4 olarak bulunmuş olur. Dolayısıyla M'deki çekim ivmesi G ise N'deki G bölü 4'tür diyoruz. Ama içeride nasıl? Bakın dünyanın içinde doğru orantılı olarak artıyor. Yani G bölü 3, 2G bölü 3 düzgün olarak artıyor dünyanın içinde. Dünyanın içinde kare yok. Sıfırdan G'ye düzgün olarak artıyor bakın. G bölü 3, 2G bölü 3. 4'e bölerseniz G bölü 4, G bölü 4 ne yapar artar? 3'e bölerseniz G bölü 3, G bölü 3 artar. G bölü 3, 2G bölü 3, G diye artıyor. Kuralımız bu. Dünyanın içinde ayrı, dışında ayrı kural geçerlidir diyoruz. Dünyanın içinde ayrı, dışında ayrı kural geçerlidir. Bunu tekrar yazalım. Bakın, dünyanın içini 2'ye bölsek mesela ne olacak? 0, G bölü 2, G olacak. Dünyanın içinde böyle bir kural geçerli. Ama dışında her R kadar gittiğimiz zaman çekim ivmesi G, G bölü 4, G bölü 9 olarak azalıyor. Niye? Kare çünkü. Dışında kare geçerli. GM bölü ters kare yasası geçerli. GM bölü 3R'nin karesi. Ama içeride bakın 2'ye bölerseniz G bölü 2 G diye gidiyor. 3'e bölerseniz G bölü 3 G bölü 3. 4'e bölerseniz G bölü 4 G bölü 4 ne yapıyor? Artıyor merkezden uzaklaştıkça diyoruz. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Ay'daki çekim ivmesi dünyadaki çekim ivmesinin 1/6 kadardır. Bunu biliyoruz. Dünyadaki ağırlığı 240 N olan X cismi ile Ay'daki ağırlığı 10 N olan Y cismin kütleleri oranı kaçtır? Şimdi X'e bakıyoruz. Ağırlık Mg. Bakın Mx çarpı dünyadaki ağırlığı 240'miş. Y cismi ise 10 N geliyormuş ağırlığı bakın. Mg çarpı çekim ivmesinin 1/6 olduğu yerde 10 N geliyormuş. O zaman bunları oran çekerseniz buradan. Bakın G'ler sadeleşir. Mx bölü Mg. Bu 6'yı 10'un yanına çarpı olarak atarsanız 240 bölü 60'tan x'in kütlesi y'nin kütlesinin kaç katıdır diyoruz? 4 katıdır diyoruz. Mg arkadaşlar. Mg neyi veriyor bize? Ağırlığı veriyor. Demek ki bir cismin kütlesiyle o cismin hangi gezegende olduğu çekim ivmesini çarparsanız o cismin ağırlığını vermiş oluyor size. Geldik Kepler yasalarına arkadaşlar. Kepler yasalarının 3 tane kuralı var. 1. Gezegenler böyle eliptik yörüngelerde dolanırlar. 2. Eşit zamanlarda eşit alanlar tararlar. Mesela T sürede A kadar alan tarıyorsa, çok basit. S1'e bakın. T sürede A kadar tarıyorsa, 3T sürede 3A tarar diyoruz. Bakın S1'e A derseniz S2 3A olarak bulunmuş olur. Şimdi Kepler yasalarından bir tanesi bu. Gezegenler eşit sürelerde eşit alanlar tarar. T sürede A tarıyorsa 2T sürede 2A, 3T sürede 3A tarar diyoruz. Birinci yasa buydu. Şimdi ikinci yasa şu. Bu çekim kuvvetiymiş. K'dan N'ye geldiğinde Güneş'in gezegene uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü F, gezegenin hızı ve açısal momentumu nasıl değişir? Arkadaşlar gezegenler için kuralımız şu. Bakın gezegenler açısal momentumu sabit olan gök cisimleridir diyoruz. Açısal momentumu değişmiyor. Çekim kuvveti ama, bakın çekim kuvveti, Güneş'in gezegene uyguladığı çekim kuvveti G çarpı M1 M2 bölü uzaklıkla ters orantılı. Uzaklık 3'te 1'ine mi düştü? O zaman kuvvet 9 katına çıkar diyoruz. Bakın kuvvet kaç katına çıkıyormuş? Kuvvetin büyüklüğü artıyormuş ve 9 katına çıkıyormuş. Gezegenin hızı nasıl değişir? Arkadaşlar, şimdi gezegenin hızı çekim kuvveti arttığı için artar. Gezegen güneşe yaklaştıkça çekim kuvveti ne yapar? Artar. O zaman merkezci kuvvet artar. Hızı da ne yapar? Artar diyoruz. Ama diğer bir yöntem şu. Bakın açısal momentum 8. konuda yapmıştık bunu. I çarpı neydi? Omega'ydı. I m çarpı r kareydi. Yarıçap küçüldüğü için omega ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Kaç R'den kaç R'ye gelmiş mesela? 3 R'den R'ye gelmiş. Eskiden I'sı M çarpı 3 R'nin karesiydi. Şimdi M çarpı R kare oldu. Bakın
O zaman I'sı açısal momentumu 9'da 1'ine düştüğü için açısal hızı 9 katına çıkıyor. Çizgisel hızı ise bakın omega çarpı 3 R'ydi. Şimdi 9 omega çarpı R oldu. Çizgisel hızı da kaç katına çıkar diyoruz? 3 katına çıkar diyoruz. Yani bir gezegen Güneş'e yaklaştıkça hızı ne yapıyor? Artıyor. Tekrar yazalım. Bir gezegen açısal momentumu değişmiyor. I'sı azalıyor. Omegası artıyor. Çizgisel hızı ne yapıyor? Artıyor diyoruz. Kurallarımız bunlar. Bir gezegen demek ki açısal momentumu korunuyor arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Gezegen açısal momentumu korunan gök cismidir. Son olarak ne yapıyoruz? Bakın. Merkür, Güneş'in etrafındaki bir turu için geçen süre T ise Mars'ın Güneş etrafındaki bir turu için geçen süre kaç T'dir? Şimdi R küp bölü T kare diyoruz. R küp bölü T'nin karesi 4R'nin küpünün kaç T'nin karesine eşittir diyor. Bütün gezegenlerin yarıçaplarının, yörünge yarıçaplarının küpünün periyodun karesine oranı sabittir diyoruz. O zaman 4'ün küpü 64 yapar. T üssü o zaman kaç olması lazım ki birbirini sadeleştirsin bakın. T üssü kare. İçler dışlardan R küpler sadeleşir. T üssü kare 64 T kare olur. Demek ki T üssü buradan 8 T olarak hesaplanmış olur. Bir kere de siz elinizde yazarak yapın bunu. Bu önemli. Demek ki Merkür'ün Güneş etrafındaki bir turu için geçen süre T ise Mars'ın kaç T'ymiş? 8 T'ymiş diyoruz. Kepler yasalarını özetleyecek olursak arkadaşlar. 1. Demek ki gezegenler böyle elips çiziyorlar. Bakın. Elips çizer. Çembersel yörüngede gitmezler yani. Eliptik yörünge çizerler. 2. Eşit zamanlarda eşit alanlar tarar Güneş'in etrafında. Mesela T sürede A alan tarıyorsa demek ki mesela 2T sürede 2A alan tarar. Güneş'in etrafında taradıkları alanlar sürelerle doğru orantılı. Üçüncüsü de yörünge yarıçaplarının küpünün periyodun karesine oran bütün gezegenler için sabittir. Mesela işte bir gezegen R yarıçaplı yörüngede dolanıyorsa başka bir gezegen 4R yarıçaplı yörüngede dolanıyorsa R'nin küpünün T'nin karesine oranı bakın 4R'nin küpü kaç yapar? 64. 8T'nin karesine oranı eşit olmak zorundadır. R yarıçaplı yörüngede dolanan T sürede dolanıyorsa 4R'de dolanan 8T'de dolanır diyoruz. Konumuz bu arkadaşlar. Bütün Kepler yasaları bunlar. Bunları da bitirmiş olduk. Bir tek silecek yöntemi kaldı çembersel harekette. Bakın onu bir daha anlatayım. Çembersel hareket yapan bir silecek düşünün. Şöyle bir hareket yapıyor. Bakın. Bu silecek çembersel hareket yaparken gölgesi ise aşağıda harmonik hareket yapıyor arkadaşlar. K, N, O, M ve L'den geçiyor. Şimdi sileceğin ucu K'dan T'ye gelene kadar gölgesi K'dan N'ye geliyor. Sileceğin ucu T'den R'ye gelene kadar gölgesi N'den O'ya geliyor. Sileceğin ucu R'den S'ye gelene kadar O'dan M'ye, S'den N'ye gelene kadar M'den N'ye geliyor. Mesela bakın bir örnek. Eğer şu K N N O'ya eşitse, X kadarsa, yarıçapa 2X diyecek olursak, tepedeki açı 30 yapar, alttaki açı 60 yapar. Yani sileceğin büyüklüğüne 2X dedik. X, X ayırırsak, o zaman açılar 30-60 üçgeni olur. Arkadaşlar bakın 60 dereceyi bir silecek 2 saniyede tarıyorsa 30 dereceyi T'den R'ye 1 saniyede gelir. R'den S'ye de 1 saniyede gelir. S'den L'ye de 2 saniyede gelir. Çünkü 60 derece. Dolayısıyla K'dan N'ye 2 saniyede gelmiş oldu. Neden 2'ye 1? İşte bu yüzden arkadaşlar. Bakın ortayı daha çabuk alıyor. Önce bir 30 saniyeyi 1 saniyede tarıyor. 30 dereceyi 60 dereceyi kaç saniyede tarıyor o zaman? 2 saniyede tarıyor. 60 derece ve 30 derecenin azizliğidir bu. 60 dereceyi 2 saniyede tarıyor. 30'u 1 saniyede. 30'u 1 saniyede 60'ı 2 saniyede tarıyor. Silecek yöntemiyle ilgili soru vardı. O çok zor bir soru olmuş. Demek ki 2 1 1 2 buradan geliyor diyoruz. Mesela 3 3 derse işte
süreler eşitse o zaman 45 derece 45 derecedir diyoruz. Konuyu bitirmiş olduk arkadaşlar. İyi günler diliyorum.